ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece 3 kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız büyücü, general ve orku. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Kılıç görevi. Dans eden sepete dikkat edin. Hadi, hadi. Ateş yakmak için daha modern yollar var baba. Piknik doğal yollarına dönmek için iyi bir fırsattır. Yine aynı şey oldu. Serinlemek için de daha modern yollar var general. Adam, çelik alattan daha iyi yanacak odunlar vardır. Bunu ormanda yerde buldum ve balık tutabileceğimi düşündüm. O çelik alatla ejderha balinası bile tutulabilir çünkü kolay kolay kopmaz. Lütfen ejderha balinasından söz etmeyin. Çok korkunç olurlar. Kollarını salla, daha çabuk olur. İşte böyle. Şunu keser misin? Ben bir şey yapmıyorum ki. Bakın. Yanardağ faaliyete geçiyor. İmdat! Çocuklarım! O taş yaratık korkunç görünüyor. Çocukları da kurtarmalıyım. Ben karşıya geçebilirim. Hayır Orko. Oradaki güçlü hava akımları seni dibe doğru çekebilir. Hadi koşmaya başla. Ormana gidiyoruz. Güzel. Ben de senin yine o şeyi yapacağını... Yapacağım. Hadi koşmaya başla. Ve seni çağırdığımda sakın gelme. Uzaklaşmak için buna ihtiyacım var. Titrek, geri dön. Adam'ın Titrek'in peşinden kaçması için iyi bir fırsat. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Hadi atılgan! Yer çatlağı büyümeden atlamalıyız. Korkarım ki atılganın bile atlayamayacağı kadar uzak mesafe. Hey-Man, çocukları kurtarmalısın. Evet, bakalım bu çelik halat ne kadar sağlammış. Ha?
Çabuk çocukları alın. Kurtuldular. Alatın ucunu kaçırmadan önce kılıcımı geri almak zorundayım general. Kılıcımı almak için hava taşıtını kullanacağım. Ve ben de Adam'ı bulup kaçışı hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim ona. Hemen kılıcını geri alana dek onu bulamayacak. Bu da sorun demektir. Bu kılıçla Rabar artık bir savaşçı oldu. İyi bir dev olup kılıcımı bana geri vermeye ne dersin? Ona yaklaşmalıyım ama sürekli saldıran bir değirmene nasıl yaklaşılır? Belki kılıcı düşürmesini sağlayabilirim. Biraz daha yaklaş. Hemen, sen iyi misin? Sana şöyle anlatayım. Neredeyse halatın sonuna geldim. Daha ne yaptığını bilmiyor. Önce açılmamasını sağladım. Şimdi de kapanmaması için uğraşıyorum. Oradan dışarı çıkmamalı. Gel. Artık kılıcımı almanın zamanı. Hep böyle olacaksa kayaları kaldırmak haftalar sürer. Orko haklı. Bu durumda Adam'la Titrek bir hafta boyunca ortaya çıkamazlar. Bu sadece başlangıç olur. Tila'nın Adam'ın kayboluşu yüzünden şüphelenmesini hiç istemiyorum. Gidip savaş gemisini bulalım. Adam'ı bulamıyorum. Büyük ihtimalle saraya dönmüş, öyle uykusuna yatmıştır bile. O gemiye ihtiyacınız yok. O dağın içine yeni bir yol açabilirim. O dağın her tarafı kaya. Başın çok ağrıyabilir Demir Kafa. Onu bulduğumda Adam'ın başı da çok ağrıyacak. Onlardan hala haber yok mu? O ve Titrek sakin bir yerde dinleniyor olmalılar. Belki çok sert davranıyorum. Çünkü çocuklar için zaten bir şey yapamazlardı. Ama yine de kaçması gerekmiyordu. Ve bu ona anlatılmalı. Ona sen anlatırsan belki yararı olur. Sana söz veriyorum Tila, Adam bu konuda düşündüklerimi mutlaka öğrenecektir. Tabii bulabilirsen. Sen buradayken onu kimse göremiyor. Evet, biliyor musun? İkinizi bir arada gördüğümü hiç hatırlamıyorum hemen. Arka arkaya ortaya çıkmanız da çok ilginç. Güç onu çok etkiliyor olabilir. Bu kadar konuşma yeter. Kendilerine ya da başkasına zarar vermeden gidip o kaya adamlarından kılıcı alalım. Sonra da Adam'ı aramaya gelirsiniz. Tila kılıcımı geri aldıktan hemen sonra
Adam'ı da bulacağımdan eminim. Güzel. Onun için düşündüklerini söylerken yanınızda olmak istiyorum. Sana kaya olduğunu söylemiştim Demir Kafa ama yine de denemek belki istedim. Belki de girişi lazerle havaya uçurabiliriz. Duncan'ın lazeri o kayaları eritmeyi başarabilir ama lazerin etkisi çok büyüktür. Bu durumda içerideki kaya insanlar yaralanabilir. Pekala, yeniden denememe izin verin. Sanırım formumdan bayağı uzaklaşmışım. Ben işini kolaylaştırabilirim. Bir sivrisinek bir şahine nasıl yardım edebilir? Sana işini kolaylaştırabileceğimi söylemiştim. Dağın üst tarafında başka bir giriş buldum. Halat bugün çok işe yarayacağı benzer. Yanıma alayım bari. Burada büyük bir mağara dehlizleri zinciri var. Ama bu ana dehlize benziyor Demir Kafa. Dikkatli olun. Etrafta kaya yaratıklarından olabilir. Bu koridor öbür taraftaki girişe gidiyor. Bu taraftan. Şu mağara resimlerine bakın. İyi ve barışçı oldukları belli. Himene saldıran o iki kaya yaratığı hiç de barışçıl değildi. Dinleyin. Rabar mı? Kılıcımı alan da oydu. Bu taraftan. Burada kocaman bir dünya var. Bu büyük çukur da ne? Bu dünyanın ortasına giden çukura benziyor. Bu onların ışığı, ısısı ve doğal enerjisini sağlıyor. Bu çukurdaki enerjinin bir kısmını alabilseydim, sihirlerin sihrini yapabilirdim. Ama bu yarık dipsiz olabilir dostum. Şu desteğin yıkılmasını hiç istemem doğrusu. Her şey o tutuyor gibi. Ben sizin liderinizim. Bakın. Rabar artık bir savaşçı. Lider. Liderleri Rabar'mış. O öyle olduğunu sanıyor. Kılıcın onu lider yapacağını düşünüyor olmalı. Ama onu aptal konumunu düşürüyor. Peki kılıcı ondan nasıl alacağız? Eğer şu taşlardan birine halatı bağlamayı başarırsam oraya doğru sallanır ve kılıcı Rabar'ın elinden alabilirim. Ama onları oyalamak gerekiyor. Sen merak etme, ben onları oyalarım. Oyalama diye buna derim. Dikkat et. Değiştiremiyorum. Düşmanlar. Düşmanlar! Onları yakalayın! Himenden korkuyorlar. Bence neden bu değil. Onlar aslında barışçıl yaratıklar. Saldırmaktan hoşlanmıyorlar. Düşmanları yakalayın! Lideriniz Rabar böyle emrediyor. Seni dinlemeyecekler Rabar. Barış istiyorlar. Aslında sen de öylesin. Rabar barış istemiyor. Rabar savaşçı ve lider. Bende kılıç var. O kılıç seni savaşçı yapmaz Rabar. Togar'la ben dışarıdaki dünyada gördük. Kılıç onları lider yapıyordu. İskeletor gibi kötü liderleri görmüş olmalılar. Rabar, halkının aklı karıştı ve çok korktular. Bana kılıcımı geri ver ve barış içinde yaşayın. Hayır. Onunla dövüşmek zorundasın. Dövüşmeyeceğim. Bu yaratıklar dövüşmeyi bilmiyor. Bunu onlara ben öğretmek istemem. Başka bir yolu olmalı. Seninle kılıç için dövüşmeyeceğim Rabar. Aa,
Artık başka yolu kalmadı gibi. Artık Togar lider oldu. Bütün mağara üstümüze çökecek. Bunu daha fazla tutamayacağım. Desteğe ihtiyacım var. Şu kaya işimizi görür. Peki nasıl oynatacağız? Denememiz gerekiyor. Desteğe ihtiyacım var. Halkınızın yaşamı tehlikede. Onlara yardım edin. Rabara, Togar'a ve bize bağırıyorlar. Bağırışlara bakılırsa ikinizin birden lider olabileceğini söylüyorlar. Dostumuz haklı. Kılıç ve lazer lideri belirlemeye yaramaz. Kılıç ve lazer kötü. Kılıç aşağı düştü. Ha, hayır, bu olamaz. Dünyanın merkezinde sen bile yaşayamazsın. Hem kılıç şu anda madde yığınının içinde erimiştir. Öyleyse her şey bitti general. Bundan böyle bir daha Edim olamayacağım. Artık dış dünyaya gitmeyeceğiz. Biz burada çok mutluyuz. Siz çıkışa yaklaşın lütfen. Orko nerede? Şimdiden çıkışa gitmiştir. Siz saraya dönün ve Orko ordamı bir araştırın. Atılgan'la ben kalıyoruz. İçeriği bir kez daha arayacağım. Ve sonra girişi kapayacağım. Mağara kapanmış oldu. Edim'in kaderi böylelikle kapandı. Ve Titreink'i de tabii. Üstteki girişe gidip Orko ordamı bir bakalım. Hemen iyi bir sihrim var. Orko, böyle kötü bir anda nasıl sihri düşünebiliyorsun anlamıyorum. Ama bu çok iyi bir numara, bak. Hatta sihir yapmama gerek bile yok. İşte burada. Ama nasıl? O çukurdan biraz enerji almak istediğimi söylemiştim, hatırladın mı? Mağara yaratıklarıyla her şey yoluna girince ben de çukurun içine girdim. Dibi çok sıcaktı. Yukarı çıkmaya başladım. Ve bil bakalım yukarı doğru çıkarken kafama ne düştü? Hemen buraya gelir gelmez Adam'ı buluruz. Hemen'in Adam'ı azarlayışını duymak gerçekten çok eğlenceli olacak baba. Biri eğlence mi dedi? Hem Hemen'e bir şey mi oldu? Nasıl? Hemen hakkındaki düşüncelerini söyleyecek Adam. Ben zaten biliyorum. Nasıl? Hemen'le karşılaştığınızı ve bunu kaçırdığımı sakın söyleme bana. Pekala, öyleyse anlatmam. Nasıl? Bu olanları bir türlü anlayamıyorum. Artık ikimiz de anlamıyoruz. Düşünsene Titrek, eğer Orko olmasaydı hayatının sonuna dek atılgan olarak kalacaktın. Sana yeni bulduğum numarayı göstereyim. Küçük kedileri ejderhaya dönüştürüyor.
Bugün Orko iyi ki kılıcımı kurtardı. Yoksa prensedim bir daha hiç görülemeyecektim. Kılıcımı alan taş yaratığı lider olacağını sanıyordu. Ama yanılıyordu. Kılıç ya da benzeri şeyler kişileri iyi bir lider yapmaz. Önemli olanlar bilgi, başkalarına saygı ve bencillikten uzak bir iyiliktir. Bu özelliklere sahip liderlerle gurur duyulur. Bu yönlerinizi geliştirmeniz çok iyi olur. İyi bir lider olabilirsiniz. Görüşmek üzere.